Yıllardan beri bu aşure çadırını şehir meydanında kuruyoruz. Bunun amacı İmam Hüseyin'in mazlumiyetini, zulme karşı baş kaldırısını çağlara ve nesillere iletebilmektir. Bizden öncekiler nasıl bunu bize yetiştirmişler ise, biz de bizden sonraki nesillere, günümüzde bu olaydan haberdar olmayan insanlara bu çağrıyı iletebilmek vazifesiyle bunu kuruyoruz. İmam Hüseyin son nefesinde Hermin Nasir'in Yensurna diye bir feryadı var. Yok mu bana yardım edecek olan? O çağrıya lebbeyk demek, o çağrıyı günümüze getirebilmek için bu etkinlikleri yapılmaktadır. Aşure çadırımız 10 gün boyunca şehrin meydanında kurulu oluyor. Akşamları camilerden alimlerin, molaların konuşmasından sonra çıkan destek grupları, çıkan cami cemaati buraya gelmekte. Burada İmam Hüseyin'i ağıtlar eşliğinde anmaktadır. Bunun yanı sıra gündüz boyunca bu olaydan haberdar olmamış olan, ilimizde ilimizin yabancısı olan, memur olarak diğer vesilelerle ticaret amacıyla gelen insanlar burada İmam Hüseyin'in felsefesini, başkaldırısının günümüze etkilerini öğrenmek amacıyla çadırımızı ziyaret etmektedir. Çadırımızda çeşitli materyaller var. İmam Hüseyin'in mesajını ileten kitaplar var, makaleler var, çeşitli objeler satılmakta. Bu şekilde faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Çadırımız 10 gün boyunca burada kalacak ama son 2 günde Tasua günü ve Aşura günü zaten meydan sabahtan akşama kadar ilçelerden, köylerden ve mahallelerden gelen destek gruplarıyla doluyor. İnsanlarımız buraya akın ediyorlar. Aynı zamanda bir platform kuruyoruz burada. Tasua akşamı çok iyi bir görsel oluyor ve ona uygun olarak da platformu, o kalitede platformu da oluşturuyoruz. Tasua akşamı fazla bir konuşma olmuyor ama günün anlam ve mahiyetini belirten bir iki konuşmayla destek grupları sineler eşliğinde, ağıtlar eşliğinde o günü idrak etmektedir. Aşura günü de yine halkımız buraya toplanmakta. Ehl-i Beyt alimleri günün anlam felsefesini anlatan konuşmaları yapmakta ve sonlanmakta. (Gülüyor)